Hepinize merhabalar, selamlar, sevgiler. Evet, video bana çok çok aşırı sürpriz oldu. Hani ben zaten bir şey karşılık bekleyerek yapmamıştım. Gerçekten içimden gelerek olmuştu. Bunu da sizlere de hissettirebilmişim. Bu beni çok mutlu etti. Videodan sonra inan koşa koşa dükkana gelmek istedim. Ümit de dükkanda yoktu bir. İkincisi okul saati de gelmişti. Onun için görüşememiştik. Tabii telefonda falan görüştük zaten, yorumda yazdım. Alo. Ama yanına geldiğimde kendimi daha iyi hissettim. İyi, sen ne yapıyorsun? Hani işinin de iyi olduğunu görünce daha çok mutlu oldum. İşte Ümit bir telefonda görüşsün de. Müşterisi aradı. Yine görüşürüz. Telefonu kapattı. Telefonu... Yüzümü çeker misiniz? Otursana. Yukarı doğru da böyle doğru. Böyle olmuyor ki. Bak bak. Mantığa bak. Bak mantığa bak. He. Ya otur bir daha aşağı. Otur. He. Otur. Tamam. Şöyle çekmiyor musun? Kendim çirkin çekiyorum. Ya işte otur bir de o zaman. Yoksa çekilmeyecek bir şey değil. Yok yani. Kendim çirkin çekiyorum. Böyle çıkıyorum. Olmaz. Senin için yok da benim yok mu? İçimden geliyor da bizim içimizde sadece organ mı var yani? Karaciğer, böbrek mi var yani? Yok ya, biz dediğim gibi böyle hani... Yani ben... sana iki türlü şey yapabilirdim, tepki verebilirdim. Diyebilirdim ki sen niye böyle, ne gerek var çekebilirdim. İkincisi sana destek oldum yani, senin... Ne gerek vardı bırakmadım. Deseydin zaten ama, bu beni üzerdi. Ama onu bil. Ne yaptım? Kendime senin adına hediye aldım. Video çektim diye. Ne aldın kendine? Bilgisayara parça aldım. Ben bana dünya malı bir şey aldın sandım. Kendimi aldım, sana mı aldım? Sana aldık ya. Ne aldın? Ama gittik yok, tamam da aldık yani, sonuçta sipariş verdik ya. Ha dün akşamki. Evet, unuttum ben onu. Pardon. Yani. Ama seninki daha iyi. He? Seninki daha ben iyi. Ben daha güzel video çektim. Benimkisi daha işlerdi, daha çok şey oldu benimkisi. Ekran kartı aldı bilgisayara. Bilgisayarımız artık... Uçacak. Yani hiper uzay bilgisayarı oldu zaten. Oyuncu bilgisayarı. Yani. Ne yaptın? Bensiz Rufi'ye gittin geldin. İyiyim. Acıktım. Bak yine başladı. Acıktım. Acıktım. Yo var ya, dün gerçekten o halini gördükten sonra hani bugün daha acıkmasına hiçbir şey demiyorum. Ne istiyorsa onu da yaparım yani. Dün akşam dün daha ne yedireceğimi şaşırdım. Sağlıklıyken ne versen yiyor. Yani mutlu günde herkese bir bakar. Yani önemli olan böyle kötü günlerde destek olmak. Yani evet. Anladın mı? İyi günde hazırı herkes yer sever. Yani dünya malı oldu mu tamam. Dünya malı almak hayal oldu artık. Her şey çok pahalandı. Dünya malı yerine böyle şeyler alıyoruz artık. Ya olsun da fark etmez. Benim karnım doysun yeter. Aynen. Hele bu aralar yiyemiyorum olsun. Hep karnım aklıma açlık geliyor. Yani yemek geliyor. Sağlık olsun İnşallah. Yani. Gerçekten sağlık olsun. Gerisi hallolur. Seni iyi ol. Seni iyi olmazsan ben de iyi olamıyorum. Çok üzgün oluyorum. Mutsuz oluyorum. He. Daha bir şey kötü, böyle kendimi hiç iyi hissedemiyorum. Evet. Sen de öyle video çekince ben de kötü hissediyorum. Ben de çekiyorum. Sonra kendime hediye alıyorum. Enerji hediyesi. Enerjiler ne olmuş? Sabahın köründe atmış bana. Sabah hemen attım şeyi. Ben görmedim senin attığını. Başkası atmıştı. İlk gün atmıştı. Hmm. Adam ilk gün diyor ki bundan sonra yeni tanıştığım birini diyor fotoğrafını atacağım diyor. Kişilik analizi yapsın diyor. He. Olur atarız. At yaparız yani. Yani evet. Olacağı bu. Yani Ben yapmadım yani, ben aldırmadım onlara bilesin. Valla senin konuşmandan sonra oldu her şey. Sadece yani saçmalık vardı ortada, bir saçmalık dönüyordu yani sadece. Maalesef aynen öyle. Ya o değildi, saçmalık da olur, ben farkındayım da sen nasıl izliyorsun, ben onu anlamıyorum. Ben hala olsa yine izlerim.
Yani evet. Çok şaşırtıcısınız hanımefendi. Evet ben... halen ne olursa olsun izleyenler var bazı kesimlere. Ya artık ben zaten bazı şeyler ortaya çıktıktan sonra ben izlemedim. Artık Ümit takip ediyordu. Evet, bazı şeyler ortaya çıksa da evet bazı yerleri bazılarını izleyenler var, hep bitmiyor yani. Hani. Ama onlar işte onun aklındaki koyun sürüsü deniyor, buna başka bir şey denilmiyor. Yok canım, sen de öylesin demek ki. Sen de bir Dilan Polat'lık var yani. Ama ben artık... Allah'tan bende kara para iş yok yani çünkü... Bilmiyorum yani, öyle işler şöyle yok. Şöyle bir yani. Şey söyleyeyim. Ben bu olaylar çıktıktan sonra beni izlerken daha gördün mü? Hı. Hiç bahsederken gördün mü? Duydun mu evin içinde hiç beni? Utanmıyorsan izle. Yok. Utanmazsan. Aldıklarımı bile kullanmıyorum daha. Aldıklarının yerini söyleyeyim ben. Tahtakale'de. Hı. He. Biterse yine oradan gider alalım. Olmadı, en fazla sanayidedir yani sonuçta. Öyleymiş. Hani Hindistan'da yemek yapıyorlar ya yerlerde böyle. Yani ne bileyim, fabrikam var deyince fabrikalarda yapılıyor zaten, kendi de kullanıyor. Canım bana televizyon tamir ettirmeye bırakan eve gittiğinde benim televizyon tamircim mi var diyor. Burası yani onun mu olmuş oluyor? İşte biz var zannettik. Kimyagerleri varsa bize var dendi. Evet. Daha ne diyeyim, daha yorumsuzum. Tamam, bu konuyu artık kapat bak. Aha, orada da öyle. Ha, televizyonda da var. Yakınlaşmıyoruz. Yok, ben kamerada olmuyor. Ben sonunda olma. Ben şimdi Ümit'in karnını doyurmak için ava çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ava gittim. Pilav, kuru fasulye, etli patlıcan yemeği. Beğenir misin? Kemal abi yemeğini beğenmiyor. Ben seni yapayım. Kemal abiden alıyorum ben tüm tarifleri. He? Kemal abinin tariflerini uyguluyorum. Yok, vallahi öyle. Tabii ki aradan kaç saat geçmiş oldu. Yemek vloglarımı çektikten sonra gündüz vlogunun peşine ekleyeceğim bunu. Günü artık bitirdik. Yorulmuş Ümit'ciğim. Bilgisayarımızın son halinde şöyle ben videoma bu kadarlık sığdırayım. Ümit Bey'e Kıbrıs tatlısı getirdim. Kıbrıs şey tatlısını... Dörtlüğüyle video çektik. Evet. Beraber. Kıbrıs onu... tatlısını diyordum. Şöyle. Ha, Kıbrıs tatlısını artık evde yapmaktan Bim'den alıyoruz. Gayet güzel yapıyorlar. Gayet güzel yapıyorlar. İnanın o kadar cevizle uğraşacağımıza böyle. Yiyeceğimiz bir iki dilim tatlı. Değil sen mi? Yemek tarifi verirken de öyle mi diyorsun? Ne diyorum? Bunları yapıyorum ama aşağıda bakalım da var aslında. Yok, doğruyu söylüyorum yani. Kıbrıs tatlısını ben evde de yaptım, biliyorsun. Çok güzel oldu. Çok aşamalı bir şeye hiç gerek yok. Adamlar 15 liraya bak, mis gibi. Birer dilim alsak. Cem küçük şey anlatıyor ya. Neyi? Mukavva yapıyorduk biz de küçükken. Hı. Kartonlardan, mukavvadan ev falan yapıyorduk. Mesela onu televizyonda anlatan vardı bir tane. Böyle bir sürü değişik yapıyordu. Ama harbiden de onu her izlediğinde hiçbir şey yapamıyordum. Aynısını Cem Yılmaz anlattı. Şimdi karton mukavvayı anlatıyor. Böyle diyor, kesilecek diyor, böyle diyor. Tamam, keselim bakalım. Ondan sonra kadın yanından çıkarıyor, bak diyor, burada kesilmişini var diyor. Hı. Bizde kesilmiş yok. Evet. Ondan sonra alıyor onu, diyor ki bunu buradan yapıştıracak, buradan yapıştırılacak falan yapılacak. Burada yapıştırılmışı var. Onda var öyle ama. Öyle gereksiz bir program vardı yani. Hakikaten onda Cem Yılmaz'ın bir şeyinde vardı. Standartında. Yapılmışı varken, şimdi çok aşamalı. Kekini yap, cevizini... Ama ben aldım elimde sadece aynı Cem Yılmaz gibi mukavva, makas kaldım böyle yani. Hani ben de onu... Sen onunla birlikte yapacağımı hayal ederken evet. Şey, televizyonda şey yok, tekrar yok ki neden. Kaçırıyorsun, var, gidiyor. Onu evet evet, haklısın. Ya Kıbrıs tatlısı şimdi o kadar aşamalı ki. Cevizi çekiyorsun, kekini yapıyorsun, şerbetini yapıyorsun, muhallebi yapıyorsun. Evet. Tamam, evde yapmak çok güzel ama ben bunu ne zaman böyle dediysem yapmam dediğim şeyi hemen yapmışımdır. Yakında Kıbrıs tatlısı tarifi geliyor. Önceden yapmıştım biliyorsun. Evet. Ondan dolayı bu ara bir ıslak kek var aklımda. Portakallı kek yaptım, en yakın zamanda ıslak kek yapacağım. Böyle yani günümüz böyle akşam oldu. Üçün bugün ben iki yemek videosu, bir normal video. Ümit de Göktürk'e bilgisayar videosu çekti. Evet.
Ben de video bizim... çektim. Doğru, ben gündüz video çektim, doğru ya. Sabah da çektin, onu daha saymadık. Ya. Yani ki an çekmediğimiz zamanlar da var. Bizim günlüğümüz hep içerik, bizim kimseye ihtiyacımız şey, yok. Söyle, bu hayvanlı video, hayvanlara yardım videosu. Söyle. İzlememiş. İzlememişler. Az mı izlenmiş? He? Ne kadar para vermiş? Bakayım. Tamam, sen inisiyatifini kullanırsın. Yani fazla izlenmiş. 1000 falan izlenmiş herhalde. Aa, 1000 izlenmişse... Böyle dönmeleri yok adamın. O zaman bakın, ne kadardı? 1-2 1 dolarsa 1 dolar genellikle... 30 lira falan de. Şey, 1000 izlenme 1 dolar oluyor genellikle. Hı hı. Arkada da sahte kabadayı var, bayağı çekiniyor. Hayvanı. Şimdi başlığa yazmış ki mutlaka izleyin. Çünkü bu videonun kazancını sokak hayvanlarına mama olarak dağıtıyoruz. Evet. Yani bunu yazmama rağmen 1.2000 izlenmiş. Hayvanların... Telif yiyeceğim git buradan. Bir dahakine hayvanların iyiliği için şey yazacağım. Kedi kestim. Daha çok izlenir. Başlığı yapacağım ki daha da izlensin. Geliri 1.10 dolar. 1.10 dolar. 30 lira yapıyor yani. Aynen. Sen inisiyatifini kullan. Ya, ne ya inisiyatif? Ne kadar inisiyatif yapıyorum? 4 kutu alırım işte. Evde kalan son 2 kutu. Kutusu kaç para? 12.5'tu. Anladım. Tamam olsun. 4 kutu olsun. 4 paket. He, alırım işte. Evde iki tane mama vardı ya, tamam. Onu Rüya çantasına koydu. Okul yolunda yavru kediler var, ona vereceğiz yarın sabah. Ben unuttum verin, bu verin, sabah. Aynen. Vallahi bir dahakine, ben buradakilere vermiyorum. Bir dahakine video çekeceğiz, verirken kedi köpek kestim videosu yapacağım. Öyle izleniriz. Kediler de bayram yapar. Olsun, biz elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz ama gerçekten Mevlana Mahallesi'nin özellikle şu benim olduğum kısımlarda gerçekten yani, çok duyarlı yani, insanlar var. Başlığa yazmışız. Hayvanlara mama alacağız bunun videonun parasıyla. Ama herkes duyarlı değil ki. Ama şu da var. Hani videonun izlenmesi 3 dakika ortalaması. Hı hı. Yani video kaç ya, para istemiyoruz ki. Videoyu açacaksın, sonuna kadar oynayacak yani. İşte, ama herkes senin kadar duyarlı değil ki. İzleme, koy kenara telefonunu, oynasın yani. Valla ben o hayvanların o gözündeki o özellikle o köpeği asla unutamıyorum. Hatırlıyorsun değil mi? O gözündeki şeyi ve diğerlerinin onun için hayvan, çok mutlu oldum. Hayvanlara yani yardım olayına daha da içine girebilirim yani. Daha kırsal yerlerdeki hayvanlara mama vermeye gidebilirim. Ya ama işte bunu biz kendi cebimizden bir yere kadar yapabiliriz. Çünkü benim evde 3 tane beslemem gereken çocuğum var yani. Keşke gönül ister ki böyle büyük büyük mamalar alayım. Arabaya, kangoya atayım, ben kent ormanının oralara her yere gidiyorum. Hadi yakıtı da benden olsun. Hani sorun değil ama yapamıyorum yani. Hele şu güncel fiyatlarda olsun, az olsun, öz olsun. İnşallah Rabbim bize büyüğünü de yapmayı nasip eder. Abi. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Benim bizimle kalın. Böyle, evet, hep seni çektim. Görüşürüz. Çünkü aman sen iyi ol bak. Ben sana bazen diyordum, Ümit ya of çok konuştun. Sinirlendiriyorsun beni falan diyordum ya. Ben çok konuşuyorum. Sen ya konuş. Tamam mı? Efendim ben size söyleyeyim. Videoyu açana kadar ya da bır 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 habire bir şeyler konuşuyor, habire bir şeyler konuşuyor. Habire böyle beni sinirlendiriyor. Video açıyor, ondan sonra da ben sinirli çıkıyorum bu arada. Hayır, yalan konuşmamış. Ya aman iyi ol, tamam. Mesela atıyorum, beni burada sinir ettin, açtım videoyu. Ümit işte hayvanları, başlarım hayvanlarına diye geliyor videoda. Öyle, ne yapalım. Ama iyi olur, Rabbim kimsenin sağlığını elinden almasın. Bunları hep söyledim. Rabbim şifa bekleyen hastalara da hep şifa versin. Görüşmek üzere, bir tatlını yedirmedim. Hayır, hadi görüşürüz.